Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz bugün 7 Aralık Pazartesi günü akşam 7 sularındayız altın analizi videosuna başlıyoruz yine kısa vadeli olarak değerlendirmelerimizi yapacağız. Cuma günü e, yaptığımız analizin devamı olacak şekilde günlük analizlerimize devam edeceğiz ayrıca hafta sonu aylık ve haftalık bazda yani orta ve vade ve uzun vadede analizlerimizi altın gümüş dolar olarak izleyebilirsiniz kanalımızda mevcut. Evet cuma günü ne demiştik onları bir hatırlayalım ons altın tarafında ons altında yükseliş trendi devam ediyor 1832 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder destek 1832 25 16 e, direnç 1848 demiştik gram altında da yükseliş devam ediyor ancak trendin gücü zayıflamaya başladı demiştik 461 üzerinde kaldıkça ancak yükseliş devam eder diye buraya da yazmıştık destek 460 58 455. Direnç 463 467 demiştik arkadaşlar şimdi durumu inceleyelim ons'tan başlayarak. Evet Öncelikle e, sinyal tablomuzu açalım yatırım tavsiyesi olmadan e, Burada oluşturduğumuz bir sinyal tablosu var Burada 1.765'ten başlayan yükselişi 1795'lerde analiz sistemimiz e, teyitlendiğini söylemişti Ve yukarı doğru bir e, hareket mevcut şu an 1867'lere kadar e, Geldik ve gününde en tepe noktasındayız Burada şöyle bir durum var biz şuradan düşerken iki dalga şeklinde düşmüştük yani 1900'den 1850'ye sonra tekrar toparlamıştık 1880'e sonradan tekrar 1765'lere düşmüştük iki dalga şeklinde yine burada da bir yükseliş düzeltme ve ikinci dalga burada da ikinci yükseliş dalgasını Görüyorsunuz diye ben düşünüyorum şimdi onun detaylarına gireceğiz Biz konuşurken de yükselmeye devam ediyor Evet Haftalık bazda burada yaptığımız ve aylık bazda yaptığımız notlar duruyor çünkü dün yapmıştık Onun da üzerinden ufak bir özetle geçelim çünkü yeni hafta başlangıcı olduğu için burada artık değerler değişecektir Özellikle 1865 değerinin artık 1850 olarak değiştirmek istediğimi buraya yazıyorum yani 1850 üzerinde biz kapatırsak Haftalık bazda da yükseliş trendine geçme ihtimalimiz olabilir. İndikatörler tarafında da bir toparlanma mevcut. Pazartesi günü itibariyle tabi haftanın son gününe kadar bu değerler değişecektir. Haftalık bazı takip etmenizi öneririm. Şimdi arkadaşlar bizim asıl konumuz olan günlük baza geri dönelim. Aylık bazda değişen bir şey yok onu söyleyeyim bu arada. Kısa vadeli olan yine günlük baza döneceğim ama bir takıldı investing Evet. Birazcık bekleteceğim. Evet, açıldı arkadaşlar. Çok şükür. Tekrar sapıttı. Investing'ten kaynaklanan bir ağırlık mevcut arkadaşlar. Evet. Biraz kasıyor ama umarım bizi engellemez. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle küçültüyorum. Dünkü söylediğimiz notlara bir daha bakalım. Pardon Cuma günkü söylediğimiz notlara 1832 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder demişiz. Cuma günü kaçtan kapattık? 1837'den. Yani bu bir düzeltme hareketiydi arkadaşlar. Bu hareket devam ediyor. Şurada şöyle bir ufak da olsa bir düzeltme yapsa da bu ikinci dalgasını yapmış durumda. Ve arkadaşlar burada bizim İkinci direncimiz ne? 1848'leri geçerse buradaki yeni bir dirence gitmemiz söz konusu. O direnci de hemen söylüyorum size. 1870'ler arkadaşlar karşımıza çıkan değer ve neredeyse de oraya erişmiş durumdayız. 1867'ler 68'leri gördük. 1-2 dolar kaldı zaten çok da önemli değil. Dolayısıyla 1870'ler gelecektir ve sonrasında da bir üst tarafta bizim bir tane ortalama direncimiz var. Orası da 1878'lerden geçtiğini söylemek istiyorum. Ama bu 1870-78 arasındaki bölgede zorlanması muhtemel. Çünkü burası birazcık mayınlı bir bölge. Ve 1870'lerin üzerinde de kapanış yapması o kadar kolay olmayabilir. Çünkü göstergelere baktığımda burada tepe noktalara yaklaşıyoruz. Evet, sadece temkini elden bırakmayın ancak yükseliş hareketi devam ediyor. Ve 1848 üzerinde kapattıkça da biz e, bu yükseliş hareketi devam edecektir. Biz şöyle bir hareket yapabiliriz bakın 1875'lere geldikten sonra şöyle 1848'lere kadar e, Bir fincan koltu bir düzeltme hareketi sonrasında Tekrar yolumuza devam edersek problem olmaz yani şöyle bir hareketle Devam edersek problem olmaz ama 1848'lerin altına gelirsek O zaman düşüş trendine girme riskimiz bulunacaktır. Şu anda 1866'larda geziniyoruz. Biz büyük ihtimal 1870'leri test edeceğiz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Evet ee, burada günlük bazdaki durum bu. 5 saatlik bazdaki duruma baktığımızda ise burada da şu yükseliş hareketinin aslında bozulmuştu 5 saatlik grafikte şu noktada. 1838'lerde bozulduktan sonra aslında 1820'lere kadar bir düzeltme geldi. 5 saatlik grafikte ancak burada bugün tekrardan yükselişe doğru geçtiğini görüyoruz. Yani burada da yine aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Yükseliş, düzeltme ve yükseliş şeklinde devam ediyor. Gözüküyor 5 saatlik grafiğe göre. Burada indikatörleri de bir kontrol edelim. indikatörlerde de aşırı alım bölgesine geçtik gözüküyor. Dolayısıyla 1870-75 aralığına dikkat etmeniz gerekiyor. Oradan kar satışları gelebilir arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim. Evet şimdi artık gram tarafına geçebiliriz. Yine sistematik olarak her gün yaptığımız videolarda önce sinyaller sonra günlük grafikler sonra 5 saatlik grafikler özet ve kapanış şeklinde analizlerimiz devam ediyor. Ve sinyal tablosunda da 440 TL'den başlayan yükseliş hareketini 452 TL'de bizim analiz sistemimiz yükseliş olarak teyitlemişti ve şu an 469.9'lar yani 470'lere kadar gelmiş durumdayız. Yatın tavsiyesi olmadan da bu sinyal tablomuzu gösterelim arkadaşlar. Burada verdiğimiz yayınlarda ben bu e, sinyalleri giriyorum. Size yayını yaparken giriyorum. Dolayısıyla sonradan girmiyorum arkadaşlar. %90 e, hep yayınlarda giriyoruz arkadaşlar fırsatımız oldukça. Evet, şimdi tekrardan e, analiz sayfamıza dönelim ama bu sefer gram tarafına dönelim. Grand tarafında da haftalık bazda bir değişiklik var. Onu da verelim. Aylık bazda değişim yok çünkü yeni aya geçmedik. Haftalık bazda yeni bir haftaya geçtiğimiz için Pazartesi burada dün 465 TL altında kaldıkça düşüş devam eder demiştim. Ben 461 TL demek istiyorum artık buna veya 460 TL diyelim. 460 TL'nin üzerine de çıktığımız için haftalık bazda yükseliş trendine. Dönme ihtimalimiz artıyor arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan bu seviyeyi takip etmenizi öneririm haftalık bazda. Evet bu notları sildim e, göstergelerde de bir toparlanma var haftalık bazda onu da söyleyelim. Günlük baza asıl konumuza geri dönelim. Şimdi burada da e, şöyle bir hemen Fibonacci'yi çekelim. Bakın burada 463-464 bölgesinde çok zorlanmıştık. Bize daha önce destek olan bölge kırılmasıyla beraber aşağı doğru sarkmıştık 440'lara doğru. E, ve sonra yukarı çıkarken de bakın burada zorlandık e, şu e, tepki yükselişinde. Burada da ana yükselişte yine burada 3 kere 4 kere zorlandık bunu aşmak için. Ama bugün artık bu seviyenin üzerine çıktık. Ve dolayısıyla bizim yeni hedefimiz e, 478'ler arkadaşlar. Onun öncesinde de bir ortalama direncimiz var orası da 470 Beş arkadaşlar. Biz buraya doğru gidiyoruz. burada stop loss noktamız neresi ise neresi derseniz yatım yatın tavsiyesi olmadan 464 seviyesini üzerinde kaldıkça yükselişin devam edeceğini düşündüğüm için siz de bu seviyeyi kendinize alırsınız veya daha üst noktaya alırsınız. Atıyorum 400 65'leri alırsınız, 66'ları alırsınız veya 470'leri alırsınız. Bu sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyebilirim size. 464 TL üzerinde kaldıkça hedefimiz 475 ve 478'ler olarak söylemek istiyorum. <laughs> İndikatörlere baktığımızda ise burada 50 bandının üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Şu an 470'lerin üzerine çıkarsak büyük ihtimal o 50 bandının üzerine de çıkacağız gibi gözüküyor. 5 saatlik grafiğe döndüğümüzde ise burada sadece indikatörlerde aşırı alım bölgesine yaklaştığımızın uyarısını yapayım ben. O yüzden buradan bir miktar kar satışları gelebilir. Örneğin, şuradaki önceki bir tepe attığımız 471 seviyesi var. Oraya dikkat etmek gerekiyor kısa vadede oradan kar satışı gelebilir. 5 saatlik grafiği açalım. 5 saatlik grafikte de şöyle bir hareket var. Bakın burası yükseliş ve 463 TL'den biz 5 saatlikte düşüş kanalına girdik demiştik. Hatırlarsanız. Ve şu üçgenin içerisinden çıkılmasıyla beraber 463 TL'den yeniden e, yukarı doğru hareketin başladığını söyleyebiliriz 5 saatlik grafikte ve 470 TL'ye e, gelmiş durumdayız 5 saatlik grafiğe göre ve burada da yükselişin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani 5 saatlik grafikte sıkıntı yok. Günlük grafikte e, aşırı alım bölgelerinde e, indikatörler dolaşıyor. O biraz sıkıntı. E, ama indikatörlerde de Aresay e, tarafında ise güç tarafında da 50 bölgesini aşarsak burada yükselişin devam edebileceğini söyledik. Hedefimiz 475 ve 478'ler olarak bunu anlattık. Evet, artık özetimizi yapabiliriz. Eee ons'tan başlayalım. Ons altın yükselişi yükseliş trendi devam ediyor. 1848 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder. Destek 1848, 1832. Artık bu geçtiğimiz dirençler arkadaşlar bize direnç oldu. Daha alt tarafta 1825'ler var ama orası uzak tarafta. Direnç 1870, 1878 arkadaşlar buralara dikkat edin. Direnç. Uzak tarafta da 1885'ler var. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. E, 464 TL üzerinde kaldıkça trend devam eder. Destek e, 464, 460, 458 diyelim uzak tarafta. Direnç 471, 475 ve 478 diye buraya yazabiliriz. Evet arkadaşlar e, analizimizi bitirdik, notlarımızı yazdık. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone olabilir ve katıl butonuyla bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.